Ayet-i kerimede zalim olanlar ise yalnız kendilerine verilen refahın ardına düştüler der. Kıymetli dostlar, biz o zalim olanlardan olmayalım. Kendi refahımız için insanlara zulmetmeyelim. Kendimizin kazanacağı 5 kuruş, 10 kuruş için insanlara haksızlık yapmayalım. Kendi refah dünyamız bozulmasın diye insanlara zulmetmeyelim. Yeryüzünde zulüm çıkaran, yeryüzünde insanları katleden, yeryüzünde bozgunculuk, fitne çıkaran insanlardan olmayalım. Yoksa Cenab-ı Hak, onlar suçlu kimselerdir diyor. Allah bizi o suçlu kimseler olmaktan muhafaza eylesin. Ve yine Nahl Suresi ayet 61'de Allah insanları haksızlıktan ötürü yakalayacak olsaydı yeryüzünde canını bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteler, süreleri dolunca onu da 1 saat geciktirebilir ne de öne alabilirler buyuraraktan eğer yeryüzünde insanlar haksızlıktan ötürü bir belaya, bir musibete kalsa hiçbir insan kalmaz.